Suriye'de beklenen konuşma gerçekleşti ancak beklenen kararlar alınmadı. İki haftadır süren muhalif protestoların ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ilk defa halka seslendi. Devlet Başkanı beklentilerin aksine 48 yıllık olağanüstü halin kaldırılması konusunda açıklama yapmadı. Esad ülkede yaşanan muhalif protestolardan da komplocu düşmanlarını sorumlu tuttu. Bugün Suriye iç ve dış kaynaklarca amaçlanan kapsamlı komploların tehdidi altındadır. Ancak onlar şu üç şeyi karıştırıyorlar. Fitne, reform ve insanların günlük ihtiyaçları. Esad baskı ve korkuyla reform yapmanın güçsüzlük göstergesi olduğunu belirterek kendilerinin bu protestolardan çok önce reform kararı aldığını ancak bunların etkilerini göstermesinin ve çalışmaların zaman alacağını belirtti. Ülkede mezhep çatışmasının kışkırtıldığını iddia eden Esad, Suriye'nin diğer Arap ülkelerinden farklı olduğunu söyledi.